Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. İkinci ünitemize İngilizce dersinden başlıyoruz. Birinci etkinliğimi sevgili öğrencilerim ne olarak vermiş? Eşli çalışmamızı istiyor ve hangi aktiviteleri yapmayı sevdiğimizi söylememizi istiyor sevgili öğrencilerim. Burada bakın bizler sinemaya gitmeyi sevdiğimiz, hoşlandığımız arkadaşımız da müzik dinlemekten hoşlandığını söylemiş. Şimdi fiillerle uyumlu iki kelime ya da iki ifade düşünün diyor. Watch ile ilgili watch television, watch comedy movies e, diye yazabilirsiniz. İşte do ile ilgili do homework, do exercise e, yaza, yazabilirsiniz. İşte burada e, spor falan da yazabilirsiniz. Listen to music veya podcast biliyorsunuz son zamanlarda moda. Evet read e, book, magazine veya e, işte kitap e, benzerlerinin romanlarını falan yazabilirsiniz. Evet burada play football, e, video games yazabilirsiniz. Go to school, the park park veya müzyum şeklinde bunları çoğaltabilirsiniz. Şimdi burada bir 7. dinleme metnimiz var sevgili ve Bunlarla resimleri ne yapmamızı istiyor? Eleştirmemizi bir tanesinde boşa çıkacağını söylüyor. Bakın dinleme metni şurada yukarıda verdim sevgili öğrencilerim. İngilizcesi bu. Karşısında da Türkçelerini verdim. i̇şte Jason akşamları televizyonda belgesel izlemeyi sever demiş mesela bir numara. Nereye bakın? Buraya vereceksiniz. 2 numara Mac ve Carol hafta sonları alışverişe gider demiş. Alışveriş 2 numara nerede? Bakın burada gördüğünüz gibi. 3 numaraya Tarık spor yapmayı sever. En sevdiği spor futbol diye söylemiş. Evet burada 3 numarayı görüyorsunuz. 4 evet, Biz yürüyüşe gitmeyi severiz demiş. Yürüyüşte bakın burada. 5 Kate bir sanat kulübüne katılıyor demiş. Evet 5 nerede? Şurada görüyorsunuz. Evet son olarak da gençler takılmayı sever demiş. Burada gençlerin takıldığını beraber iletişim geçişlerini, sosyalleşişlerini görüyorsunuz. Buna göre numaralandırırsınız. Neye göre diye sorduğuna bakın. E, şunları öğretmenimiz dinlemekten okuyacak. Lütfen tek tek öğrenelim. Kopya çekmek gibi olmasın. E Türkçe karşılıklarını anlayın diye verdim. Kopya çekin diye değil. Yani e, burada da yine eşli çalışmamızı, soruları cevaplamamızı aşağıdaki konuları ve kutularda verilen sıfatları yani şurada verilen işte e, müzik, book, fashion, films ve sport konularından işte burada da sıfatları e, istiyor bizden sevgili Burada mesela örnek vermiş. E, ne tip e, müzikten hoşlanırsın veya hoşlanmazsın diye soru? İşte bu da klasik müzik sevdiğini çünkü rahatlattığını söylüyor. Metal müziği sevmediğini falan söylüyor. Çünkü gürültülü olduğunu söylüyor. Bizler de bakın buraya örnekler verdim. Dört tane örnek verdim. Şöyle seyredelim dikkat edelim. İşte what kind of films do you like? İşte e, ne tür filmlerden sevdiğinden. işte macera filmleri sevdiğinden. Çünkü e, ilgi çekici olduğundan, korku e, filmlerini sevmediğinden e, falan bahsediyorum. Burada e, yine aynı şekilde aşağıda bakın. bir, i̇şte iki... 3 4 tane örnek verdim. Her birini tek tek öğrenir anlarsanız iyi olur. Kopya çeker gibi olmasın. Hangisi kendinize uygunsa bir ya da iki tanesini kullanabilirsiniz. Evet burada da yine bir e, dinleme metnimiz olacak sevgili Yukarıya yazdım onu da bakın. E, Jim e, what do you do in your free time Brock diye sormuş. Yani boş zamanlarında ne yapıyorsun Brock diyor. Brock da hmm, düşüneyim arkadaşlarımla takılmayı seviyorum. Hafta sonları ailemin zaman geçirmeyi seviyorum. Yukarıda İngilizcesi var. İşte alışverişe gitmeyi sevmiyorum. Bakın burayı soracak şimdi. Annem çoğu zaman benim için yapıyor. Zaman zaman çevrim işi oynamayı seviyorum. Ama internette gezinmekten nefret ediyormuş. Spor hımm demiş. Spor yapmayı sevmiyorum. Bunun yerine spor programları izlemeyi seviyorum. Hepsi bu. Şimdi anladım demiş. Şimdi buna göre bu dinlediklerimizden sonra diyaloğu dinledik. Brook'un sevdikleri ve beğenmedikleri e, için bakın seviyorsa e, like diye sevmiyorsa dislike diye e, yapın. Yani L'ler e, like D'ler dislike olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, burada da bakın yukarıdaki metne baktığımızda burada e, hepsi zaten ne olduğunu e, gösteriyor. Bunları da bakın bu şekilde yerleştirirsiniz. İşte Like dislike dislike like, like, dislike, dislike, like şeklinde. Bunların zaten hepsinin anlamları ve Türkçelerini yukarıda verdim. zaten şu kelimeleri de sevgilerim kalıpları da şu yukarıdakini öğrenirseniz unutmamış olursunuz. Bunların da tek tek Türkçelerini yazmadım. yoksa öğrenemezsiniz. Evet burada yine 9. dinleme metnimiz var. Onu da buraya bıraktım. Bu dinleme metni lütfen İngilizcesini rica ediyorum. Okuyalım. Aşağıda Türkçesini verdim ama e, kalıplara cümle kurmaya alışın diye verdim. Sadece Türkçesine rica ediyorum, bakmayın. Buradan zaten ben concerts, burada Heavy Metal e, Burada e, Yani şurada altlarını çizdiklerim bakın, sol taraftaki metinden aldıklarım zaten. Boşluklarını burada ne yaparsanız yerleştirmiş e, olursunuz sevgili öğrenciler. Evet, burada da yine eşli çalışmamızla ilgili bir aktivite var. E, kutudaki şurada gördüğümüz sıklık zarfları var. İşte Asla, sıklıkla, bazen, e, genellikle, her zaman gibi. E how often do you hang out diye sormuş. Burada I sometimes meet my friends on weekend. Yani e, genelde e, dışarıda ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Arkadaşlarıylaaft sonlara e, vakit e, geçiriyormuş. Bununla ilgili şu sıklık zarflarını kullanarak bizden istemiş. Şuraya bakın 1 2 3 tane de örnek ben yaptım. E, ne sıklıkla işte e, yürüyüş yapıyorsun diye sordum. İşte e, genelde ne yapıyormuşum? E, dağlara sıkılarak e, sık olarak e, tırmanıyorum sevgili öğrencilerim. İşte burada da ne sıklıkla spor yaptığından bahsediyorum. Ee, örneklerini verdim. Burada da yine aynı şekilde kitap okumaya sıklığını soruyorum. Yani 3 tane örnek verdim. Bunları hem Türkçelerini öğrenelim, sevgilendirelim hem de anlamış ee, olalım. Yoksa sadece hazır cevapları yazarsanız konuyu anlayamazsınız. Rica ediyorum. Buna dikkat edelim. evet Yine konuşma balonları var. Burada bir konuşma balonu verilmiş. Türkçesini verdim. Ee, aşağıda da sevgilendirme bir tane var. Bak, Lili ile e, Sem'in e, şeyleri. Burada da sayılır. Bu kimmiş? Bu Lili. Burası da Sem. Seminde bakın burada. Bunlara baktığımızda zaten e, bunları e, rahat bir şekilde dolduracaksınız. Mesela Lili'ye bakalım. Boş zamanlarında arkadaşlarla takılırmış. Basketbol oynarmış. Doğa yürüyüşü yapar. Kampa gidermiş. E, sinemaya gidermiş. Kötü olduğunda hava. Spor salonuna tercih edilmiş. Nehirde balık tutar. E, onları çok sevmiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var çok seviyorum pardon ve birbirimize asla tartışmıyoruz diye Lili söylemiş. Buna baktığımızda Lili'nin yaptığı etkinlikler zaten bakın e, spor yapması, basketbol oynaması, işte balık tutması gibi tikleyeceksiniz. Sem de okul yoksa arkadaşlarımı ziyaret ederim ya da evde zaman geçiririm kitap okur, müzik dinler, blog yazarmış. Müzik ya da moda hakkında blog varmış. Bazen arkadaşlarım gelir bilgisayar oyunları oynarım, filmler izleriz diyor. Burası Sem'i de sevgilerim. İşte müzik dinler, kitap okur, e, film izlermiş, arkadaşlarımı ziyaret edermiş. Bunları da işaretledim. Şimdi şu kısım sizle alakalı. Ben örnek olarak işaretledim ama buradan Lili tarafına aynı olanlar mı? Sem tarafına uygun olanlar mı? Hangisi size bakın ikisini de verdim. işaretleyin. Çünkü aşağıdaki metinde şimdi diyor yukarıdaki tabloyu kendin için tamamla. Şurayı tamamlayacağız. Senin Lili mi yoksa sen mi daha çok sana benziyor? Sen onlara benziyorsun diye soruyor. Şurada örnek yaptım. İşte sanırım ben işte Lili'ye benziyorum dersiniz. Yani Lilin aktivitelerine bakın benzer olduğu için ben öyle yaptım. Çünkü arkadaşlarıma takılmayı seviyorum ve sık sık kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Yani bu üç tanesi Lili'de olduğu için Lili'ye doğru işaretledim. Sizler senle işaretlersiniz? İşte müzik dinlemeyi, kitap okumayı seviyorum derseniz şurada mesela. Ee, onu yaptığın zaman da sen bana daha çok benziyor diye şu kısmı değiştirebilirsiniz. Evet burada Helen'in bir blue var sevgili Sonra biz de benzerini yapmamızı istiyor. Helen'in blogu şurada. Lütfen İngilizce okuyalım. Tek tek cümleleri anlayalım. Anlayamazsak burada yukarıda verdim. İşte gençlerin bugünlerde yapmayı sevdikleri aktiviteler. Gençler arasında en popüler aktiviteler internetten ee, surf yapmak, birbirlerine mesaj göndermek, sinemaya konserlere gitmek. Bunun dışında gençler takılmayı ve alışverişe gitmeyi severler. Boş zamanlarınızda yapabileceğiniz bazı fikirler vermek istiyorum diyor. İşte spor yapmayı düşünün. İşte bir spor seçin. Sağlıklı beden için her gün 5 kilometre yürüyün. Şöyle böyle işte müzik dinleyin falan. Burada örnekler vermiş bloğunda. Zaten burada görüyorsunuz ben Türkçe'sini verdim ama rica ediyorum lütfen önce İngilizcesini okuyalım, anlayalım. Cümleyi kurmakta zorlanırsak e, kopya gibi değil de faydası olsun diye e, bakabiliriz. Sonra şimdi O Yukarıdaki bloktaki eksikleri tamamlayacağız. Şimdi burada zaten bakın internette spor yapmayı gençler sever diyor. Ne yapıyoruz bakın şuradan alıp oraya koyuyoruz. Yani yukarıdan buraya yerleştiriyoruz. İşte şunu yukarıdan aldık. Bunların hepsi yukarıdaki cümlelerden eksik olanları sevgilendirelim. Gelip buraya yani şu bloktan buraya tamamdır. Bunda bir şey yok. Diyelim ki şimdi siz Helen'siniz diyor. Gençlere Helen gibi sizler ee, blok yazın diye söylemiş. Ben buraya bir tane hazırladım. Bakın. Lütfen bu sizi bağlayıcı olmasın. Eee Türkçesi de şu şekilde bakın aşağıya hazırladım. Hani ne yazdığınızı bilin diye. İşte gençler için boş zaman aktiviteleri. Bakın işaretledim şöyle. Evet. Merhaba. Bugün boş zamanlarınızda yapabileceğiniz bazı eğlenceli aktiviteleri paylaşmak istiyorum. Bir spor ee, takımına katılabilirsiniz. Yüzme, basketbol gibi sporları deneyin. Bu formda kalmanıza yeni arkadaş edinmenize yardımcı olur. Yaratıcı yönünüzü keşfedin. Resim yapmayı, müzik çalmayı öğrenebilirsiniz. Hobiler edinin dedim. İşte kitap okuyun. Kitap sizi geliştirir anlamında. İşte gönüllü çalışmalara katılın. Başkalarına yardım edin gibi şeyler yazın. E, ee, sizler de bunu yazabilirsiniz ama rica ediyorum. İngilizcesini cümleleri çok iyi öğrenin. Ve Türkçe'sini Türkçesinin ne demek olduğunu güzelce öğrenirseniz faydalanmış olursunuz. Yine onun ol dinleme metnimiz var yukarıya verdim. Ee, Tarık'ın konuşması var bakın. Genellikle ödevimi yaparım. Müzik dinlerim, kitap okurum. Tarihteki ünlü yurtseverler hakkında kitap okumayı severim. Hayatlarına hayran kalıyorum. Bazen televizyon izliyorum. Belgeselleri, yarışmaları izliyormuş. Eğitici olduğunu düşünüyormuş. Sen diyor. Doris de ben de daha çok aynı şeyler yapıyorum. Kitap okumak, televizyon izlemek ve müzik dinlemek diye söylemiş. Diyaloğu ne yapacağız? Buna göre dolduracağız sevgilerini. Yukarıdaki diyaloğu okuduğumuzda Türkçesinde zaten bakın verdim. Buna bakarak e, Tarık'la Evet, doğru arasındaki şeyleri doldurduğumuzda sevgileneceğim. Aktiviteleri e, ne yapmış olursunuz? E, bu şekilde e, tamamlamış olursunuz sevgileneceğim. Burada da iki yaşamından bahsediyor. Bundan bahsediyor. Evet, bunlar da yukarıdaki videoları lütfen doldurun, uzatmayalım. Evet, 11 oğlu. E, metnimiz burada Ema'nın e, bir e, konuşması. E, burada verilmiş sevgileneceğim. Bunlar da zaten doldurma olduğu için Türkçesini yazmaya gerekiyor buradaki boşlukları ne yapacaksınız? Buraya yerleştireceksiniz. Öğretmenimizin okuyacağı bu. Lütfen sizler hem okuyunuşu hem de dinleyişine kendinizi alıştırın. Ve boşlukları buradan alıp buraya yerleştireceksiniz zaten. Bu çok kolay sevgili öğrencilerim. Evet verilen ifadeleri kullanarak cümleler kurulur. Şurada bakın ifadeler vermiş. İşte nefret etmek, hoşlanmak, sevmekle alakalı. Örnek bakın. I am keen on listening to pop music. It is amazing. I dislike jazz. I think it's boring. Çok sıkıcı demiş. Cazı beğenmiyormuş. Buna benzer şunları kullanarak siz de metin yapın diyor. Ben de bakın, I am keen on playing football. Futbol oynamaya neymiş? İşte merakı varmış. It is exciting. Heyecan verici. I dislike tennis. sevmiyorum. I think it is slow. Yavaş diye. I like reading e, mystery book. E, burada mystery book. Burası da sevgilim. Gizemli. E, yani mistik kitap okumayı severim dedim. İşte onların ilginç bulduğumu, işte romanlardan nefret ettiğimi, onların sıkıcı olduğunu söyledim. Sizler buradaki sevmek, hoşlanmakların bazılarını yer değiştirirsiniz. Ee, like yerine dislike yaparsınız. E, bunları farklı şeyler yazıp tamamlayabilirsiniz. Evet 30'a kadar hazırladım. İleriki sayfaları geçtiyseniz lütfen yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. İyi dersler. Rica ediyorum. Kopya değil. Öğrenmek için izleyelim.